Tekfirci Çakma Selefi Ebu Haris'ten ayrılan bir grup Hidayet Mescidi adında yer açtı İzmir'de. Ebu Haris gibi bir cahilin yanında duramayız demişler, ayrılmışlar. Ebu Haris'in bu duruma tepkisi ise camlarında ayet yazan yeri kurşunlatmak olmuş. Bunlar hatırlarsınız, sofilerle buluşmaya giderken de yanlarında silah vardı ve hatta ateş etmişlerdi. Devlet bunlara nasıl müsaade ediyor hala anlamış değiliz. İlla devlet kurumlarına mı zarar vermeleri gerekiyor? İnsanların can emniyeti yok bunların olduğu yerde. Silahla geziyorlar, ateş ediyorlar, pompalı ile kurşunluyorlar. Neyse, dikkat çekmek istediğim önemli nokta ise Ebu Haris'in karaktersizliği. Şimdi yanındaki kişiler bunun cehaletinden veya yaşadıkları problemlerden dolayı ayrılmışlar. Ebu Haris bunlara diyor ki, sizin İzmir'de faaliyet yapma ehliyetiniz yok. Pastanın bölünmesini istemiyor. Ehliyeti de kim veriyorsa, kendisine de kim vermişse. Sonra da başlıyor yanından ayrılan adamın ayıplarını ve günahlarını ortaya dökmeye. O kadar karaktersiz bir insan ki, dün beraber olduğu bir insan bugün ayrılınca aman insanlar ona itibar etmesin, onun yanından gitmesin diye adamın günahlarını ve yaşadığı problemleri ortaya döküyor. Şimdi bu adamın yanında olan akıl sahipleri azıcık düşünseler keşke. Yarın bir gün sen de anlaşmazlığa düşüp bunun yanından ayrılınca senin de pisliklerini ortaya dökmeyecek mi? Hüseyin Avni Hoca bunun sözünde durmayan, yalancı, sözleşmeyi yerine getirmeyen münafık bir tip olduğunu söyleyince inanmıyorlardı. Kendileri tecrübe ettiler. Şimdi birbirlerine girdiler. Ebu Haris Hafız Mustafa'ya, İbrahim Kaptan Ebu Haris'e, Ebu Haris İbrahim Kaptan'a, Murat Gezenler hepsine. Herkes birbirine giydiriyor. Bu fasıklar guru. Yarın birbirlerini de tekfir edecekler. Çünkü bu işin gerçeği bu. Diyoruz ki bu cahillerden din öğrenmeyin. Gel bizim cemaate gir beni dinle de demiyorum. Bu cahiller hayatınızı karartacak. Tevhid aldatmacasıyla bütün Müslümanları tekfir ediyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin çoğunluğu dalalette birleşmez buyurmuş. Bunlar kendileri azınlıkta ve kendilerinden olmayan o çoğunluğu tekfir ediyorlar. He illa tekfirci olacağım diyorsan kendine daha bilgili bir tekfirci bul. Daha kelime-i şehadeti okuyamayan, Kur'an'dan bir ayet okurken 10 tane yanlışı çıkan adamdan hoca, önder, rehber olmaz. Kendinize yazık etmeyin, dünya ve ahiret hayatınızı karartmayın.